Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim sıvı yağlı yapabileceğiniz un helvası. Ben malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak helvamızın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Şerbetimi ocağın üzerine aldım. Karıştırarak eritiyorum şekerimi. Sadece de şeker erine kadar ocağın üzerine kalacak. Şekerim eridi. Ocağın altını kapadım ve şerbetinizi bir kenara alın. Tavamın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımı alıyorum. Üzerine 2 su bardağı un. Güzelce kavuralım. Çok pratik bir helvadır. Kesinlikle deneyin. Ben bu tarifimde margarin veya tereyağı kullanmıyorum. Ama diğer çektiğim helva tariflerinde var. Kısık ateşe kavuracağız helvamızı. Devamlı karıştırın. Unumuzun rengi dönmesi gerekiyor. Yanmamasına dikkat edin. Mutlaka ocağınız altı kısık ateşte olsun. Karıştırmaya devam ediyorum. Şu ana kadar 10 dakika oldu kavuralı. Hafiften rengi dönmeye başladı. Helvamın rengi dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Kahverengi oldu. Biraz daha kavurduktan sonra üzerine şerbetini ilave edeceğim. Şerbetini dikkatlice ilave edin. Devamlı karıştıralım, topaklanmasın. Hızlıca karıştırın. Helvam gördüğünüz gibi kıvamına geldi. Artık ocağın altı kapatabilirsiniz. 3 dakika dinlendirelim. Üzerine kapak örtmenize gerek yok. İsterseniz bu esnada üzerine 1 su bardağı ceviz ekleyebilirsiniz. Kırılmış ceviz. Ama ben bu tarifte kullanmayacağım. Kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık oldu. Helvamı uygun bir servis tabağı içerisine alıyorum. Siz istediğiniz gibi sunu yapabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde basarak düzeltiyorum kenarlarda. Helvanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Tekrar bu boşluklara da aynı şekilde şekil veriyorum. Tam ortasına kırılmış ceviz koyuyorum. İsteğe bağlı. Size kıvamını göstermek istiyorum helvamı. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvam var. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklıca görüşmek üzere.